Avrupa'da Evliya Çelebi'yi üniversiteli, entelektüel seviyede bizden daha iyi biliyorlar. Böyle bir gerçek var. Bunu da şöyle bir anekdotla anlatayım. Macaristan'da Peç şehrini çekmek üzere gittik. Peç biliyorsunuz, Zigetvar ve Mohaç savaşlarının yapıldığı, Peçoy diye Evliya Çelebi'nin kitabında geçen ve Peçevi'nin, tarihçi Peçevi'nin şehri. Orada, orayı çekmek üzere giderken genellikle de üniversitelerle bir irtibat kuruyoruz. Doktor Pep Norant diye bir üniversite, Peç Üniversitesi de önemli bir üniversitedir bu arada. Onunla irtibat kurdum. Ve çok enteresan, bakın bu özel bir şey. Dedi ki biz 3 yıldır bir araştırma yapıyoruz ve araştırmamız henüz neticelendi. O da şu araştırma, Mohaç Savaşı'nda Evliya Çelebi'nin de kitapta, Seyahatname'de detaylı olarak bahsettiği Kanuni Sultan Süleyman'ın çadırının yüksekçe bir yerde kurulu olduğu hakkında bir bilgi var. Ama Peç, Mohaç Ovası'nda böyle bir yükseklik de yok ve şu ana kadar da bulunamamış. Aslında sadece bu değil, Kanuni Sultan Süleyman'ın vefat ettiği zaman ilk iç organlarının gömülü olduğu yer de bu zamana kadar, yani 3 yıl öncesine kadar yanlış biliniyordu. Hatta üstünde bir kilise vardı ve bu kilisenin üstüne işte Hristiyanlar şey olsun diye kilise yaptılar falan diye biliniyordu. Orasının da olmadığını yine bu Profesör Pep ve ekibi. Adamın bize söylediği şu. Hiçbir başka kitaba bakmadan Evliya Çelebi'nin anlattığı her şey tamamen bize yol gösterdi. Adım adım onun adımlarını izledik, saydık. Ve önce işte Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesini bulduk. Çünkü Evliya Çelebi bir üzüm bağının içinde olduğunu ve gelip orada yanında da küçük bir kale olduğunu söylüyor. Ve orada bir Yasin-i Şerif okuduğunu, dua ettiğini söylüyor. O diğer yerde üzüm bağı falan yok. O olduğunu söyledikleri yer. Üzüm bağı olduğu yeri buluyorlar, kazıyorlar. Kaleyi çıkarıyorlar ortaya. Çünkü tamamını Macaristan'ı Avusturyalılar işgal edince yok etmişler. Türbeyi de yok etmişler. O çıkıyor ortaya ve buluyorlar. Daha sonra da bu Mohaç Ovası'ndaki sultanın çadırının bulunduğu yer tespit ediliyor. O biraz arkada, ormanın içerisinde bir tepe. Ve adamın söylediği şey çok önemli. Madem ki Türkler gelip böyle bir program yapacaklar Evliya Çelebi ile ilgili, o zaman biz bunun uluslararası tebliğini sizin programdan sonra yapacağız. Yani ilk sizin programa götürüp göstereceğiz, yeri size anons ettireceğiz veya programda siz söyleyeceksiniz. Biz ondan sonra üniversitelerde açıklayacağız. Yani böyle bir Evliya Çelebi'ye karşı bir saygı var.